Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 10'a geldi. Bugün kahvaltıya kuzenlerim gelecek, dünkü videoda söylemiştim. Buraya masa kuracağım arkadaşlar. Balkona sığmayız bugün, biraz kalabalığız çünkü. Burayı açayım dedim. Koltuğu birazcık öne çektim. Onlar gelince zaten masayı çekeriz. Şimdi artık ufaktan hazırlığa başlayayım. Bu örtümü serdim. Bu böyle çok güzel, simli simli, bunu seviyorum. Bir tane de gri var. Neyse dedim, krem rengini sereyim. Şimdi tabaklarımızı çıkaralım. Şunları alayım diyorum, krem rengi olanları. Şimdilik böyle tabakları, çatalları koydum. Dedim bu çatallarımı çıkarayım. Bunları böyle misafir geldiğinde çıkartıyorum, biliyorsunuz. Şimdi mutfağa geçiyorum artık. Bakalım bugün mutfaktan neler çıkacak. Akşam buzluktan şöyle 2 paket börek çıkartmıştım. Bunları kızartacağım. Kızartma yapacağım. Bakalım, yanına sosis falan da yapacağım tekrardan. Önce bir kahvaltılıkları çıkartayım. Yine sosisli tarifimden yapıyorum. Bunu böyle misafir geldikçe yapıyorum, biliyorsunuz, her zaman değil de. Çayımı demledim. Burada en son biberlerim kızardı. Saati 2:30 yaptık. Kuzenlerimi yeni yolcu ettim. Sohbet, muhabbet güzeldi vallahi kahvaltımız. Sonrasında kahvelerimizi içtik. Az önce de kalktılar. Biraz çarşıda dolaşıp akşam treniyle de köye geri dönecekler. Böyle kahvaltıdan sonra kahvemizi içtik. Tabii balkonda bayağı oturduk, resimler çektik falan derken bayağı bir zaman geçti. Şimdi Özlemciğim bana güzel bir servis tabağı getirmiş. Onu da çekeyim size. Şöyle bir sunum tabağı getirmiş. Duru'ya da bir sürü ıvır zıvır getirmiş. Tabii Duru ıvır zıvır poşetini nereye koydu bilmiyorum. Nereye sakladın Duru? Hepsini kaldırdı onların. Sepete mi koydun? Tamam. Şimdi bunu çıkaralım bakalım. Şöyle bir servis sunum tabağı. Çok da güzelmiş. Kesesine bereket. Dediğim gibi çocuklara da bir şeyler getirmiş. Hatta biraz yediler çocuklar. Açtılar burada poşetleri. Birazını da Duru sepete kaldırmış. Kesesine bereket. Rabbim kese dibi göstermesin inşallah. Güzel günlerde kullanacağım bunu da. Çok güzel peynirli tabağı da olur. Sunum tabağı da olur. Bunu yıkayıp kaldırayım. Kahvaltı sofrasını kaldırdıktan sonra hemen bulaşıkları makineye koymuştuk. Ondan sonra bunlar da kahve bulaşıklarımız. Ben şimdi bu yıkananları yerleştireyim. Makine bitti. Ondan sonra bunların suyu süzülmüştür. Daha sonra yenileri koyayım bardaklarıma. Böyle arkadaşlar, mutfağı süpüreceğim. Balkonu bir süpürürüm. Makineyi boşalttım. Kalan bulaşıkları da koydum arkadaşlar. Tencerelerimi de yıkadım. Lavaboya bir çamaşır suyu döktüm. Burası tertemiz. Şimdi yerleri süpüreceğim. Balkonu, mutfağı, bir de salonu alayım. Ondan sonra güzel sileyim oraları. Saatler 4'ü gösteriyor arkadaşlar. Azra'nın canı kremalı makarna çekmiş. İnternette görmüş tarifini. Salçalı, kremalı, işte üstüne kaşar falan rendeleniyor. Her neyse.
Evde krema yok. İyi ben alayım dedim. Şoktan da alacağım bir şey vardı. Çöplerimi aldım. Çöp dolu ayağımın orası. Önce onları atacağım. Oradan markete gideceğim. Onlar da makarnayı haşlıyorlar. Makarnanın başındalar. Yapalım bakalım nasıl bir makarnaymış. Her gün benim evden bir çöp çıkıyor, anlatamam. Burada iki torba çöp var. Akşama kadar bekletemiyorum bile. Yoksa akşam saatlerinde alıyorlar ama neyse, şurada zaten. Gün içinde ben de attığım oluyor. Kremamızı aldık. Makarna da pişiyor. Çubuk makarnadan yapalım dedik. Üzerine kaşarla rendeleyeceğiz. Şöyle birbirine yapışmışlar. Azra, bunu niye karıştırmadın kız? Başındaydınız ben giderken. Dünden şöyle taze fasulyem vardı. Dolaptan çıkardım. Oda sıcaklığına gelsin diye. Makarnamızı süzdüm arkadaşlar. Şimdi salça ekleyeceğim. Krema ekleyeceğim. Azıcık karabiber ekleyeceğim. Ondan sonra makarnalarımızı koyacağım. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar da tereyağı koydum. Şöyle 1,5 kepçe dolusu da salça ekledim. Şimdi biraz karabiber serpeyim. Kremamızı da ekledim. Şöyle yarım bardak makarna suyu ayırmıştım. Onu da ekleyeceğim. Biraz şöyle kremayı pişirelim. Azra'cığım, böyle şeyler olunca nasıl yiyorsun? Ama taze fasulyeye desem Azra ortada yok. Makarnamız çok güzel görünüyor. Azra gerçekten. Üzerine de kaşar rendesi. Kalorinin dibine dibine. Şöyle kaşar rendelemiştim. Üzerine bırakacağım. Şu az olanı ben alayım. Kaşarlar da erimeye başladı. Vallahi güzel geldi mi Duru? Geldi. Ceyran yapıyor. Her yer açık. O kadar cam var ki hepsini açtım. Güzel bir tırınlı batarya yaptık. Çok güzel. Otur şöyle. Sen YouTuber mı olacaksın Duru? YouTuber olacağım. YouTuber olacağım, evet. Güzel olmuş ha Duru. Ben anne, ben de orada bir sürü yiyeceğim. Hepsini ben de çok yiyeceğim. Ben hepsi, anne ben hepsi bir tane. Uzuyor bir de. Ben kaşarlar de... eriyor ya. Al bakalım. Yemeğini ye bakalım. Saat 6'yı geçti arkadaşlar. En son... O ne ya? Nasıl bir motor sesidir o? En son makarnayı yedik. Bir yarım saat sonra falan Rıza geldi. O da yemek yedi. Bulaşıkları hallettim tekrardan. Bir iki bulaşık çıkmıştı. Makarna güzeldi bu arada. Kaşar da üstüne rendeleyince bana biraz şey oldu herhalde. Fazla mı geldi nedir? Aslında kendime çok koymadım ama... Bir ağırlık var üstümde. Neyse, şimdi bir kahve yapacağım. Çamaşır katlamaya geldim. Buraya bir sele çamaşırım var şurada. Onları bir katlayıp yerleştireyim. Hatta açık renklerimi de atmam lazım. Yarın mı yıkasam, bugünüm yıkayıp assam mı balkona bilemedim. Vallahi çamaşırdan baş edemiyorum arkadaşlar. Gerçekten sepet hemen doluyor yani. Hiç boş kaldığı yok. Neyse, bunları katlayayım. Güzel bir Türk kahvesi yapayım kendime. Rıza koltukta uyuyakaldı. Şimdi çay demlesem kalkmaz. Artık kalktıktan sonra demlerim, ne yapayım. Kızlarla Nescafe içmiştik onlar varken. Çoğunluk çünkü Nescafe istemişti. Türk kahvesi ancak içeceğim valla. Bugün daha içmedim. Kahvem çok güzel olmuş valla. Biraz da radyo açalım. Sabah konuştuk gerçi ama sabah kaçırmış. Kahvemi içerken yengem aradı arkadaşlar. Dayımla annemin kuzeni onlara yemeğe gelecekmiş. Annesi, eşi.
Bir de annem gelecek yani öyle söyleyeyim. Elif dedi annenler gelecek. Dayının kuzenlerini davet ettim yemeğe. Sen de gel dedi. Bir şey yapayım dedim. Ben her şeyi yaptım dedi ama içim rahat etmedi. Bir kek çırpayım dedim çayın yanına. Tatlıyı çünkü hazır söylemiş dayıma. Yemek yaptım Elif dedi. Hani 8'den sonra gelecekler. O yüzden akşam yemeği hazırladım dedi. Ben de şöyle güzel şu geçen arkadaşım geldiğinde bol cevizli kakaolu bir kek yapmıştım. Yumuşacık böyle brownie gibi olmuştu. Yine ondan yapayım dedim. Keki çünkü herkes sever. Hele o kek o gün çok güzeldi. Tadı damağımda kalmıştı. Giderken ben de kek götüreyim. Yengem yapma bir şey dedi ama dediğim gibi ben kendim yapacağım yani. 8'e kadar da pişer çoktan. Saat 6.30 falan 7'ye geliyor. Piştikten sonra da giderim bakalım. Hemen şöyle malzemeleri hazırladım. 3 tane yumurtam, 1.5 bardak şekerim var. Çekilmiş ceviz içim var burada. Yarım su bardağı kadar. 1 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ var. Kabartma tozu ben çift kullanacağım bu sefer. Borcam da yapacağım yine çünkü. Geçen de çift kullanmıştım. Vanilyam, kakaom. Unumu da getirdim. Bir güzel çırpalım. Yine bu borcam da yapacağım. Geçenki inşallah bu da öyle olur bakın. Geçenki abartmıyorum. Pastane brownisi gibiydi yani. Çok güzeldi. Şöyle cevizini de koyalım. Fırında 180'i ayarladım. Güzelce kabarsın bakalım. Keki çıkardım. Bir 10 dakika oldu. Biraz daha soğusun. Dilimleyeceğim arkadaşlar. Daha kabarıktı ama bakalım kestikten sonra bakacağız. Ama yeterli yani bana göre. İstediğim yumuşaklıkta olmuş gibi görünüyor. Aynen. Aynen tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Geçenkinin aynısı. Şimdi saklama kabını dolduracağım. Ama bir yandan da dumanlar çıkıyor. Hamur olsun istemiyorum. Allah'tan yengemlerin evi yakın mesafede. Gittiğim gibi hemen kapağını açarım. Şöyle yumuşacık bir kek olmuş. Keklerim hazır. Biraz soğumasını bekledim dediğim gibi. Birkaç tane de eve bıraktım. Rıza belki çayla yer diye. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ben yengemlere geldim. Şimdi annemleri bekliyoruz. Onlar da birazdan kuzenleriyle birlikte gelecekler. Şimdi sofrayı kuracağız beraber bakalım yengem neler hazırlamış akşam yemeği. Yemekler hazır mis gibi. Burada böyle saç kavurma var. Burada biber dolması. Burada bulgur pilavımız var. Burada mis gibi zeytinyağlı fasulye. Burada börekler kızarıyor. Eslemciğim de salata hazırlıklarına başlıyor. Biz çoktan geldik eve arkadaşlar. Saat 11.30 falandı. Annemler de kalkacaklardı zaten. Ben biraz daha önce kalktım. Oturduk, yemek yedik, çay muhabbeti derken bayağı oradan konuş, buradan konuş güzel vakit geçirdik. Bugün böyle dolu dolu geçti zaten. Sabah biliyorsunuz kuzenlerim geldi. Akşamında da yengemle toplandık. İyiydi yani bugün. Duru'nun da canı sıkılmadı. Behlül'e alıştı artık yani. Kediden kaçmıyor. Korkmuyor da. Sürekli gidiyor başına falan. O yüzden benle birlikte artık yengemlere gelmek istiyor. Eskiden çekiniyordu kedi var diye. Şimdi alıştığı için gelmek istiyor. Böyle arkadaşlar şimdi de videomu editledim. Biraz koltukta uzandım. Arkadaşlarımı izledim. Bugün hiç kimseye bakamamıştım. Sabahtan kuzenler gelince. Ben normalde kahvaltı yaparken izlediğim kişiler belli zaten. Onları izliyorum.
Ama kahvaltı izleyemezsem gün içinde fırsat olmuyor. O yüzden şuracıkta şimdi izleyeceklerimi izledim. Yorumlara baktım derken artık veda edebilirim. Yarın kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.